Bakınız Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Hazreti Muaz bin Cebel'in elini tuttu. Ve kale. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Muaz. Ey Muaz. Vallahi innehu büke. Bak. Ya Muaz. Vallahi Allah'ım ederim ki inni ben leuhibbuke. Seni Allah için seviyorum buyurun muhtemelen. Peygamber. Tabi Hazreti Muaz için bu şeref muhteremler böyle. Bir Resulullah, Allah'ın Resulü muhterem bak. Elini tutuyor, elini tutarak gene söylüyor. Ya Muaz, vallahi ben seni Allah için seviyorum diyor muhteremler. Peygamberimiz. Sümme usike. Sonra sana bir de peygamber buyurdu, sana bir de tavsiyem var. Özel bak. Hazreti Muaz'a Peygamber özel tavsiyesi için bu muhtemelen. Bunu dikkat edin bu tavsiyeyi işte Allah. Ya Muaz. Ey Muaz Peygamber. La tede anne sakın terk etme. Fi dübürü küllü salatin her vakit namazdan sonra dua ederken bunda okumayı sakın terk etme bırakma buyurun muhtemelen Peygamber. Kısa bir şey böylece. Ne bunlar? Tekrar edersin. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husn-i ibadetik. Bu tabi çok önemli muhteremler. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Hazreti Muaz bin Cebel'in elini tutması, elini avucuna alması. Sonra ona Peygamberimizin ya Muaz Allah için beni seviyorum Peygamber buna yemin etmesi. Arkadan Hazreti Muaz'a özel bir tavsiye bulunması. Ya Muaz sakın namazlardan sonra bu duayı okumayı terk etme. Buna devam et bunu terk. Namazdan sonra dua ederek okunmaz. Dua ederken böylece. Çok kısa bakınız. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Anlamı da şu muhteremler. Allahümme ey Allah'ım Celle Celaluhu. Rabbim Allah'ım. E'inni bana yardım et. Bana yardım et Allah'ım. Ala zikrike seni zikretmektim üzerine. Seni zikredebileyim. Bana yardım et. Yani kalbimden o iman nuru fışkırsın. Allah sevgisi kalbimden fışkırsın. Allah'ı zik, Allah'ım seni zikredeyim. Ve şükrike ve senin de nimetine de şükredeyim ya Rabbim. Ve husn ibadeti. Bir de ibadetlerimi de güzelce yapayım ibadetlerimi. Yani Allah'ın zikrine devam etmekte. Tam buradaki zikir böyle kalpten nasıl bir yerden su fışkırır. Memba. Bir havuza dışarıdan su doldurulursa ne olur? Üç gün sonra o su bozulma başlar, kokuşma başlar muhteremler. Ama yerden memba suyu fışkırdı mı fışkırdım böyle. Devamlı taze, canlı, soğuk, tatlı böylece. İşte Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek de böyle gönülden fışkırırsa böyle. Yani kalpten dile gelse. Bir var yanı dil söyler. İkincisi dil söyler kalbe de iner. Üçüncüsü kalpten fışkırır. O zaman ne olur? Kul hiç farkında olmadan Allah hepsi kadar böyle. Tefekküre Allah'a zikreder böylece. Ve bir de şükretme Allah-u Teala'ya. Allah'a şükür, şükür, şükretme Allah-u Teala Mevlamıza.